But there is one they fear. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. Game is Life ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Skyrim'a bir pazar gününde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bu bir hafta içi bölümü olması gerekiyordu. Fakat bayram, seyran derken hafta içinde Skyrim sıkıştıramadım. Normalde bu bölüm normalden daha kısa olacak. Çünkü şöyle söyleyeyim sizlere. Normalde şu an bunu cumartesi öğlen 4 gibi çekiyorum ve normalde kesinlikle video çekeceğim saatler değil. Hemen sebebini açıklayayım. Şu anda güneş tamamen benim camıma vuruyor ve siyah bir perdem var. Siyah bir sorun var ve inanılmaz sıcak durumda şu anda. İçerisini ekstradan ısıtıyor. Şu an saçı başı ıslattım. Yukarıdaki pervane ile birlikte oturuyoruz. Bilgisayar boşta bile çok sıcak şu anda. Nasıl dayanacak bilmiyorum. Bilgisayarımı dua edin bir şey olmasın. Evet, bu şartlar altında sizleri yine de Skyrim'siz bırakmayacağım. Ama sizlere sözüm var. İki bölüm oldu. Hafta içi bölümü iki bölüme çıktı. Bu bölüm hafta içi gelmesi gerekiyordu. Bir önceki haftada bir bölüm gelmesi gerekiyordu. Biraz kapak Skyrim'e patladı gibi ama yine de elimden geldiğini çekmeye çalışacağım. Şu kalabalığı bir atlatalım. Zaten yaz planlarımla ilgili koyduğum videoyu izlediyseniz ne kalabalığından bahsettiğimi anlamışsınızdır. Burada tekrarlamama gerek yok. Kaldığımız yerden Skyrim'e devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kayıt canım. Evet, tam olarak burada bırakmıştık. Yine bir dungeon'ın ortasında bıraktım. Arkamda süper ikili. Umarım bir daha dungeon'ın ortasında bırakmak zorunda kalmam. Çünkü Skyrim'de yeni ve bilmediğim dungeon'lar sorun çıkıyor. Hani bilmiyorum. Bilmediğim için de sorun çıkıyor. Bugün burayı tamamlayacağız. Sonra miğfer elinde biraz craft yapacağız. Bakalım burada ne sürprizler bekliyor bizi. Loot, loot, loot. Vazgeçilmez şey loot. Ha, bu arada kulaklıktan bahsetmiyorum bile. Kulaklarımı çünkü bir süredir bildiğiniz hissetmiyorum. Lord mu? Vallahi Lord. Tanklıyorum, indirin abi. Tanklıyorum, indirin. Bana dön, bana. Give me the aggro. Give me the aggro. I'm main tank. Tamam. Tanklık bir durum kalmadı zaten. Ablacığım okları alalım. Oklar değerli. Oklar başka kimsede yok bu Skyrim'da. Mamut dişi mi? Oo, ne pahalıdır o şimdi. Ver. Güzel. Bak çakallar nerelere vazo saklamışlar ya. Nedir bu ruinlerdeki vazo sevdası arkadaş? Anlamıyorum ki. Kömür al abi, lazım olur. Tabak değil, şu altın almak istiyorum. Bir altın bir altındır. Damlaya damlaya gör olur. Şu büyü ne çok bitiyor benim üstümde ya. Keşke hiç bitmese kalsa. Oo, yine enteresan enteresan yerlere iniyoruz. Ne attı o bana ya? Gel lordum. Tank diyorum, indirin. Güzel. Kurtların kardeş değil. Yalnız Dead Lord'lardan hala şey çıkmıyor. Abonos silahlar çıkmaya başlamadı. Oyun çok zordu bu arada. Yavaş yavaş efsaneye de geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi birdenbire pat diye zorlaştırmak istemiyorum. Çünkü çok zorla efsanevi arasında ciddi bir fark var. Efsanevi hakikaten efsanevi bir zorluk. Ama 50 levelde zaten efsaneviye geçiş yapacağız. Revenge of Enemies'i unutmayalım. O zaten gerçekten hani oyunu inanılmaz zorlaştıran bir mod. Canlı yayınları Deadric Difficulty, yani Deadric zorluğu kullanıyoruz. Ben 4 kat daha fazla deme içiyorum. Ve %15, %85 daha az damage vuruyorum. Gerçekten Deadric Difficulty çok şey değiştiriyor Skyrim'de. Maalesef normal Skyrim'de yok. Olsa kurar mıydım? Hayır. Gerek yok abi o kadar. Revenge of Enemies'de birleştiğini düşünemiyorum yani. Ya, oyun zorluğu artık yani işkenceye doğru yönelir.
Oo, burası nasıl yerler ya? Gözden bir şey kaçırmayalım da sonra geri dönmeyelim. Böyle enteresan yerlere giriyoruz yalnız. Ya bunlar biliyorsunuz modda gelen dungeonlar ve gerçekten çok hoşlar ya. Böyle farklı hani normal Skyrim tasarımı ama şöyle bir yer ben hiç normal Skyrim dungeonlarını da hatırlamıyorum mesela. Oha. Vay. O ne ya? Tamam, o tarafa gideceğim de şuralara bir bakayım. Aşağıdan geldim zaten. Tamam, bir şey yokmuş. O ilerisi bir karışacak gibi geldi bana. Şurada bir F5. Büyümüzü tazeleyelim. Evet, hazırız. Kim önce? Who's first? Sen. Sana taktım ben. Abi buna büyü attırmayın. Lordum sakin olun. Şuna büyü attırmayalım abi. Lordum bir saniye. Abi şunu kaçırmayın. Gözünü seveyim. Ya ne atıyorsun sen bana? Tamam bunu aldık abi. Şimdi gelelim oradan. Stamina kalmamış. Allah bana çarptı. Tanklarım biraz daha tanklarım. Biraz daha tanklarım. Gençlik vurun abi. Of of yalnız Farkas ne çaktın abi ya. Seviyorum lan seni. Ben de iyi demeçiyorum bu arada. Yani arzık olmasaydım ölmüştüm şu anda. Bu ne? İşlenmiş bakır taşı. Ağır yerim var mı? Var. Güzel. Stamina karakter candır. Yer sıkıntınız olmaz. 500 kapasite var abi. Geçen bölümlerde de söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Modu yapan arkadaş çok cömert. Gerçekten loot, gerçekten loot dolu yani. Hani nasıl para kasarım Skyrim'de diyorsunuz ya. Buyurun abi. Size mis gibi mod. Loot kaynıyor. Uzun dungeonlar. Daha ne istiyorsunuz? Skyrim'in temeli bu değil mi zaten? Of arkadan da geliyor. Farkas dikkat et. Gençlik saldırsanız. Tamam ben saldırırım. Güzel. Başka da bir şey yok galiba. Aha abonoz savaş baltası. Güzel. Yavaş yavaş abonozlar çıkmaya başlıyor. Şurada bir kol vardı. Ben onu aktif ettim değil mi? Ettim. Ettim diye hatırlıyorum. Şimdi burası neye göre? Burası neye göre? Bu puzzle'ın kaynağı neye göre abi? Bir şey söyleyeceğim ya. Bunlar mumyalanmış değil mi? Skyrim geleneklerinde yani kuzeylilerde mumyalama yok ki. Var mı? Şimdi o geldi aklıma. Gerçi bunlar tam mumyalanmamış az. Ama sargı bizi ya. Hani ne bileyim karışık. Belki de Skyrim'de böyledir. Allah Allah. Hiç bızıklamadan direkt açarsam ne oluyor? Açılıyor. Çok güzel ters köşe. Gerçekten çok güzel ters köşe yani. Evet. Vallahi çok güzel ters köşe. Muhtemelen bızıklayacaktık çünkü. Güzel, sevdim. Kolay gelsin. Bana saygı duymuyorsan Yizkamur'un kalkanına saygı duy. Keşke bir de Yizkamur'un kılıcı olsaymış. Baltası var gerçi de. Gerçi baltayı tek elle de çevirebiliyorsunuz da ben balta sevmiyorum. Sıkıntı orada. Gençlik, tanklıyorum indirin.
Tanklıyorum, indirin abi. Shout yok. Shout yok. Kaçma lan. Oo. O sıkıntı yalnız. Ya. Geldi kafasız. Ben şu arkadakini alacağım. Gel lan buraya. Güzel. Atla bana antin kuntin büyülerini. Yalnız enerji bitmesin. Enerji bitmesin. Sıkıntı çıkar. Çünkü gerçekten iyi damage vuruyor. Hela da paso bir tane çakmayı başarıyor vallahi. Helal olsun. Her mob'tan bir tane topluyorum. Çok merak etme sen bence Farkas. Başımıza bela açma. Abi burada takipçiler ölür yalnız. Haydi bakalım. Ben de ölebilirim gerçi. Görmüyorum çünkü ilerisini görmüyorum. Dedim ama onlar oradan geçemezler ki. Bulan kol bir şey. Hah, gördüm. Farkas inmiş zaten. Nasıl geçsin abi? Ben zor geçiyorum bu yapay kendisi zekamla. Bunlar bu yapay zekayla nasıl geçecekler? Dümdüz koşacaklar yani. Bak buna bir şey demem. Bu olur yani. Bunda sıkıntı olmaz. Mecbur yani. Hayda. Yani normal dragonmuş. Sıkıntı yok o zaman. Ya çağırma şu kafasızı. Bir de shout atıyor. Bir de shout atıyor. Ağzının ortasına vurdu. Bir de shout atıyor ya. Siz shout'u nereden öğrendiniz? Kaybol. Öf, kımıldayamıyorum. Bir de garip garip vuruyor. Ne vurdu da belli değil. Tırmılıyor mu, cımırıyor mu, ne yapıyor? Bırak abi. Hah. F5. Kristal gürüz. Parası yeter. 3-5 de zengin olacağız. Yapacak bir şey yok. Tüh, kritik çıkmadı ya. Niye bana saldırmıyorsunuz ya? Abi biri doğru tuzağa bastı. İnşallah ölmüştür. Skeleton Warrior kalkıyor. İki kişi kalktılar. Tamam. Sıkıntı yok. İttir ittir. Biraz daha ittir abi. Of. Nasıl bir şey ot atma? Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Kendim hallettim zaten. Daha doğrusu beraber hallettik. Şimdi hakkınızı yemeyeceğim. Seviyorum sizi. Sıkıntı yok. Öf. Yanıyorum. Sanırım daha çok uzun demek istedim burası. Gerçekten dungeon'a doyduk yani. Dungeon'a doyuyoruz.
Level aldım ama vermeyeceğim. Gerek yok. Kalsın üstümüzde. Ne güzel flawless'lar çıkıyor öyle ya. Kusursuzlar musursuzlar. Süper. Çok güzel. Karmaşık. Anahtar yok. Değil mi bir yerde? Herhalde yoktur ya. Hadi uğraştırma beni bak. Hiç çekilmezsin bu havada, hadi. Hadi koçum benim. Ha şöyle. Ha şöyle. Çok güzel. Sen bir hareketlenmişsin ama. Alırım altını vallahi. Abi sen kalkma. Senden nefret ediyorum. Sen kalkma. Güzel. Yine çaktı bana slow'u. Bu ne kristal çıkmaya başladı ya? En sonunda Lord koymuşlar. Fakat sen ne vuruyorsun abi ya? Açma o kapıyı işte ya. Açma o kapıyı işte. Gençler girmeyin oraya. Helal. Aa ruh yakaladım. Ruhu beklemiyordum. Yalan yok. Gördüğünüz gibi fazla ok kullanmıyorum aslında. Sadece hani okçuluk hatta üçüncü planda bile diyebiliriz bizim için aslında. Bu da ne oluyor abi? Hayırdır? Ha. İttirmeyin, ittirmeyin. Oo, sıyırıyor yalnız. Aa, geçtim. O ne ya? Ne işler? Abonoz var elinde. Hocam shout yok. Please. Birebir vs attık. Bizimkiler arkada öldü yalnız. Ekip arkada öldü arkadaşlar. Bayağı öldüler yani şu anda. Lan nerede buranın golü bacağı? Vallahi ikisi de çökmüş. Zero brain olunca yapacak bir şey olmuyor. Allah'ını seversen hocam. Nereye golünüz? İyi de ekip gelemeyecek. Ha, Farkas şey ha güzel geldiler tamam. Farkas da can kalmamış ya. Ah be. Neyse. Burada biraz arzır artsın ya. Arzır çok yavaş artıyor. Tabii çok fazla blokladığım için daha çok engellemeye gidiyor hepsi. Direkt demeyi çemediğini sürece hırzır çok yavaş gelişiyor. Aha ağırlaştım. Hemen çözümü. Kara sırt çantası. Var mı daha kalkacak? Abi ne kadar uzunmuş ya. Abi sen kalkma ya. Farkas kaldır beni şunu. Vur abi. Vurun vurun kalkmasın. Oh be güzel. Ben nefret ettiğim tür ya. Haydiyim bakalım. Bana laf attı yine ya. Büyük kılıçlar daha iyi. Ya
Farkas sen niye böylesin abi? Kalkmadı. Bayağı mücevher yaptık yani. Sadece mücevherleri satsak şu anda ev parası çıktı zaten. Harbi ev parası çıktı yani. Bak kademe çıkıyorlar bir de. Güzel. Danaya girer gibi 6 kişi girdik buna, güzel. Pençe mi? Ben pençe buldum mu ya? Ben pençe falan buldum mu ya? Ben hiç hatırlamıyorum pençe bulduğumu. Pençe bulmuş muydum ki ben? Şimdi anlayacağız gerçi bulup bulmadım da. Ben hiç pençe hatırlamıyorum. Aa bulmuşum. Belliydi zaten canım çıkacağınız, şaşırmadık. Hemen birini alın. Bu indi. Bir yandan bilgisayarı kontrol ediyorum ısındı mı diye de. Normal bir sıcak değil çünkü bu. Ne yapsın ya, 7 tane 8 tane fanın da olsa ben şu halimle bile, hani üstündeki şey çok ince bu arada. Giydiğim penye inanılmaz ince. Kulaklık tamam da ben bile yani şu an ellerim kollarım terlediyse ne yapsın bilgisayar. Bir de ağır bir oyun oynuyoruz. Yük altında şu anda. Normal oynasam sıkıntı yoktu. Aa, buraya çıktım. Niye buraya çıktım? Ha. Gerçekten çok güzel tasarlamış arkadaş. Tebrik ediyoruz ya. Böyle Endaria. Endaria. İlginç. Sanırım sonuna geldik artık. Bayağı bir saatlik dungeon'larmış. Yine büyük konuşmayacağım ama bu son arkadaşlar. Bu yarım bırakacağımız son dungeon. Bundan sonra girdik mi bitireceğiz abi. Emin olun. Şu burası karışacak gibi bir his var içimde. Şu hemen Death Sword'u bir ölüleri kesmek için ölü bir kılıç gerek. Değil mi? Evet, hazırım. Giriyorum abi. Bayağı of, mekan müthiş güzel görünüyor yalnız. Ne çıktı şimdi? Restless. Tamam, şöyle çekin onları. Ben şu abiye teke tek girdim. Gel dayı. Şaltlı maltlı diyorsun. Güzel. Oradan kalkan ne, bir dakika. Oradan fena bir şey. Ne oluyor lan? Abi yine o zımbıktan var. Şuna girin abi. Şunu dünyayı spamladı. Gir şuna. Gir. Şunu almazsak bir zarar yok bu dünyada. İşte, oha yavaş hocam. Deathlord'san Deathlord'unu bir. Ya bir de... Oh. This is not good guys. Rahat hissediyorum. Büyüyor ya, rahat hissediyor. Kuvvet basalım, kuvvet. Nerede bu kuvvet ya? Kuvvetli iyileşme ulan. Neyse. Gel bakayım şimdi. Ya oradan o da buzluyor. Tipsiz. Ha bu çıkarıyormuş bu arada bunları. Hakkını diyorum ya. Şeyini yedik abi. Bir de okuyor ya. Neyse aldık.
Dağda kimse çıkmaz herhalde. Ayla nerede? Ayla? Nereye saklandın kız? Ayla yok. Ayla? Ha buradaymış. Görmüyorum. Restless'tan bir şey çıkmaz. Safir bakırlı taş. Sen neyle vuruyormuşsun bana? Northeros Sword of Frost. Öf, şekli yeter ya. Ama parası yok. Parası değilmiş lan. Hadi alalım hadi. Evet arkadaşlar, Skyrim'da neden ölülerin bir anda bu kadar celallendiğini, ölülerin yükseldiğini aramaya devam ettiğimiz RP'mizde henüz bir sonuca ulaşamadık. Gördüğümüz kadarıyla. Ama arayışlarımız devam ediyor. Doğru iş üzerinde miyiz, yanlış iş üzerinde miyiz, hiçbir fikrimiz yok. RP kafası güzel bir şey ya. Böyle oynayın arkadaşlar Skyrim'i. Tamam, gördüğünüz her boka şaşırın demiyorum ama böyle oynayın yani. Mod bulun. Her şeyin önemlisi RP yapmanın sırrı modlarda gizli. Yoksa normal Skyrim'de sadece çok hoş olmaz yani. Ama RP'ye uygun modlar bulursanız daha zevkli olur. Şu an mesela RP tam istediğim gibi gidiyor. Ondan emin olabilirsiniz. Tam istediğim gibi gidiyor RP. Oh ne güzel kar yağıyor. Keşke bana da yağsa. Evet. Şimdi hemen mifal yerine gideceğiz. Zaten şurası. Üstümüzü başımızı boşaltacağız arkadaşlar. Yolda herhangi bir durum olursa zaten koyarım. Karla karışık yağmura döndü. Daha güzel. Daha güzel. Ronart'ın keyfi yerinde görünüyor. Ben yine de şunu takayım da. Mifel yerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yavaş yavaş mifel yerine yaklaşıyoruz ve karlı topraklara girdik ya. Şu karın güzelliğine bak ya. Vallahi şurada bakayım var mı öyle bir yer, uygun bir yer. Hani tam şuraya atacaksın kendini şöyle. Oh, serinleyeceksin. Yuvarlanacaksın şöyle içinde bir güzel. Ne güzel gelecek. Ah. Yağmaya da başladı. Vallahi şu an gerçekten İşkence gibi ya Skyrim. Gerçekten işkence gibi. Tabi Bronart için aynı şeyi söylemeyeceğim. O kalın kalın giyindi. Gerçi onun da üşümesine çok var. Attan da bir şeyler alalım ve atın da biraz yükünü azaltalım istiyorum bu arada. Alım satım işlemleri ve ufak bir alım satım ve ufak da bir craft yapacağız. Tabi NPC'ler goldları geldiyse ama gelmiştir diye tahmin ediyorum ya. Bayağı bir süredir yokuz piyasada. Bakalım attan da bir şeyler alalım. Ayaz'cığım dur. Senden ne alabiliriz? Mesela şu demir hançerleri satalım. Şunları da okuturuz. Sema ocağı, kristal kılıç. Bu kalsın. Kristal hançer. Hançerler de kalsın. Ayalacağımızın kalkanı, bizim eski zırhımız. Şunları alayım. Şu ork ateşleri alayım. Bu da fazlalık burada. Yalnız ateş direncim var mı bilmiyorum. O yüzden onu bırakacağım. Neredeyiz o? Gerçi orada şey var. Orada bakarız. Tamam. Şimdi mifel yerine giriş yapacağım ve hızlıca demircinin oraya doğru ilerleyeceğim. Şu an yavaş ilerliyorum çünkü. Demircinin orada devam edeceğiz arkadaşlar. Uzun bir yürüyüşün ardından sonunda demirciye ulaştı. Bakalım. Umarım paraları sıfırlanmıştır ya. Uğraştırmaz bizi. Hemen bakayım. O çok güzel. Senin neyin var şimdi üstünde? Abonos. Dikkatli harcayacağım tabii parayı. Abonosları bir alayım. Abonoslar lazım olabilir bize. 2000 buradan geldi. Külçe demirleri alalım. Deri şeritleri alalım. Derileri de alayım. Güzel. Çelikleri de alayım. 5000. Tamam şimdi. Bunları bir okutalım önce. Ağırlıktan başlayalım. En ağırımız Abonos kılıç. Bu nedir ya? Bununla insana vurulur mu ya? Abonos çok güzel görünüyor. O bayağı bir para çıkaracağız gibi ya. Görünen o hitabet de artıyor. Çok güzel. Evet. Abinin dayının para gitti zaten. Anlıyorum. Şimdi hemen bakayım. Ateş enchantını biliyor muymuşum? Şurada olması gerekiyordu.
Ateşli direnç önemli çünkü biliyormuşum. Fazla simya, kuvvet 30 daha hızlı yenilir. Bunu da öğrenelim. Hastalık direnç kolyesini de öğrenelim. Zaten hastalığa yakalanmıyoruz. Simya kolyesi kalsın. Fiyatlar zenitar. Neyse, sıkıntı yok. Tamam, gerisini satabiliriz. Aslında şöyle yapsam daha iyi olacak. Öncelikle şu elimdekileri bir külçeye çevireyim. Yok, bunlar kalsın. Demir cevherleri. Abonoz neymiş? Azurosun. Hayır, kalsın, istemiyorum onu. Parası daha değerli çünkü. Şimdi hızlıca bir demir hançer. Demir hançer, güzel. Kaç tane? 19 tane craftlayabiliyoruz. 73 yapsa yeter zaten ama çok güzel. Şimdi nerede abi? Abi yine tura mı çıkmış? Ha yok, burada, tamam. Bazen mal mal turlamaya çıkıyor da şehri. Tabi adam da canı sıkıyordu canım, normal. Bunun parası yok ki. Ha pardon, şöyle yapacağız ya. Buradan benim işime ne yarar? Civa yarar. Civaları bir alalım. Şunları da satarsam. ...152... başka ne alabilirim? Tamam, artık biraz da senin işini bitireyim. Şu ablaya bakalım. Nasıl olsa bunları ablaya da satabiliyoruz. Herhangi bir şey çalmadan konuşursam sevinirim. Grand Soldier'ım alalım. Abonos sende de varmış. Onu da alalım. Sıradanı da alalım. Hatta ufak ufak artık varsa eğer şey almak istiyorum da cam alayım. Lazım olacak ileride. Tamam. Şimdi Elven Sword'u bir dakika. Öyle değil. Şöyle. Heh. Öncelikle demir hançerler. Abonos okları zaten işime yaramaz onlar benim. Sükunet asası. Salla. Ork oklarını da sat. Ağırlık. Önce derdim ağırlık benim şu anda. Çok güzel. Oo, hitabet artıyor. Harika. Evet, güzel. Tamam. Sıkıntı yok abla. Varsa pot alayım senden bak. Oo, çok güzel. 10 numara. Bu neymiş? Ha, soğuk sularda yüzmemi sağlıyor. Tamam, ver abi. Hepsini ver. Zehir de aldım galiba arada. Neyse, sal da. Bunları da satabilirim de kalsın onlar da. Yiyecek falan da alacağız. Yiyecek stoklarımız azalıyor. Mamut dişini satalım. Ha. Yaylar. Artık değerden gideyim. Bayağı ağırlık attım çünkü. Güzel. Tamam, drone numara. Hadi al etraf. Evet, güzel. 12K parayı da topladık. Evet arkadaşlar, ben burada artık izninizi istiyorum. Bir sonraki bölümümüz pazar günü gelecek yine maalesef. Umarım o zamana kadar bu kalabalığı atlatmış olurum ve daha güzel, daha uzun bir bölüm. Şöyle girdik mi bir saate tamamlayacağımız bir dungeon sizlerle olur. Ama sizlere iki bölüm sözüm var. İki bölüm çünkü hafta içi gelecek dedim ve maalesef yetiştiremedim. Bayramda seyramda derken. Ama sizlere sözüm var. Skyrim aksamayacak. Bir hafta gelmedi diye öbürki hafta kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. O gelmeyen haftanın kesinlikle telafi edeceğim. Ondan emin olabilirsiniz. Hafta içi bölümleri gelecek ve bunlar normal bölüm olacak. Craft bölümü falan olmayacak. Ufak ufak böyle craftları da araya sıkıştırırım zaten. Hepsini birlikte derleriz, toparlarız. Evet, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkürler. Şimdiden hepinize iyi pazar günleri. Ayrıca de videoyu beğenir ve paylaşırsanız kanalımızın büyümesine katkı sağlamış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.